Merhaba, ben Edip. Ramazan için bir kampanya başlatıyorum. Bu kampanyada insanları putlaştırmak için oluşturulan bazı böyle sihirli sözler var. İnsanları hipnozlayan. Bunlardan birisi Hazret. Sallallahu aleyhi ve sellem ifadesinin nasıl ayetlerin çarpıtılarak uydurulduğunu bir videoda tartışmış bulunuyorum. O videoyu bakarsanız salavat çarpıtması başlığıyla YouTube'da ararsanız bulursunuz. 3 ayet var. O ayetlerden bir tanesi çarpıtılıyor. Yani peygamberin isminden sonra sallallahu aleyhi ve sellem diye bir ifade söylemeyi emreden bir ayet yok. Böyle bir kesinlikle çarpıtma var. Bunu zaten ispat etmiş bulunuyorum. Çünkü çok net bir şekilde ayetlerden çıkıyor. Lütfen o videoyu izleyiniz. Bunlardan birisi Hazret kelimesi. Hazret, huzurdaki kişi için, yani meclisteki karşında muhatap için kullanılan bir ifade. Arapçada hadara kelimesi, Türkçe'ye de huzur olarak kullanılıyor. Yani isim olarak geçmiş. Hazır, huzur, hatta hazirun diye şey edilir. Huzurdakiler, hazır olanlar. Ama bu ifade karşında muhatap birisi varsa işte ey Hazreti arkadaş dersin. Arapça konuşuyorsan hadratikum, sizin işte huzurunuzda. Huzurunuza demektir. Onun için Hazreti arkadaşlarım, bundan sonra bu kelimeyi kullanalım. Ramazan'da ben ismin başına Twitter'da HZ yazdım. Hepinize öneriyorum, gerek Facebook'ta olsun ve Twitter'da olsun, HZ, Hazret'in kısaltılışı olan HZ'yi kullanalım ki bu uydurmayı ifşa edelim. İşin ilginci, bu ifade ölüler için kullanılmıyor, kullanılamaz. Çünkü Muhammed Peygamber hiç kimsenin huzurunda değil. Sadece şizofrenik, sahtekar, bazı din adamları var, işte nedir, cübbeli var, emekli vaiz var falan. Bunlar peygamberle görüşüp duruyorlar, peygamber geliyormuş falan. Bunlar putperest. Çünkü Kur'an peygamber için inneke meyyitun ve innehu meyyitun. Sen öleceksin, onlar da ölecekler diyor. Ve arada bir barzak olduğunu, ölülerin tekrar dünyaya gelmeyeceğini bildiriyor. Hatta siz onlardan, o evliyadan, işte peygamberlerden yardım isteseniz bile onlar sizi işitmezler. Onlar sizi isteseler bile cevap veremez şeklinde ayetler var. Bu da ayrı yani. Maalesef Kur'an'a rağmen, peygambere rağmen, peygamber adına, Allah adına tümüyle şirk ve cehalet dini oluşturmuş. Ona da işte hadis ve sünnet falan filan. Manifesto, İslami Reform için Manifesto kitabını okumanızı öneririm bu Ramazan'da. 19.org sitesinde online olarak okuyabilirsiniz. Mesaj çevrimi bulabilirsiniz. Kur'an çevirindeki hatalar, bunlar online bulabilirsiniz mealimi. Kur'anix.com adresinde. Sanıyorum başka sitelerde de bulabilirsiniz Kur'an mealleri falan sitesinde. Ayrıca kitap olarak almak isterseniz araştırın. Bilmiyorum Türkiye'de kitapçılarda ne kadar mevcut ama online kitapçılardan sipariş edebilirsiniz. Evet, Hazret kelimesini kullanınız. Hazırdaki demektir. Ölüler için kullanılmaz. Ben mesela şu anda Hazreti kameraya, huzurumdaki kameraya konuşuyorum, bakıyorum. Ey Hazret, biraz gözlerim çok yakın olduğu için gözlerim biraz başka yine ekrana kayıyor. Beni biraz şaşı göreceksiniz, bağışlayın. Bu arada da oruç, yani şu anda 2 saatten biraz fazla kaldı iftara. Onun için ağzım da biraz kuru. İyi, inşallah lütfen buna şey edelim, uyalım. Yani bu İbrahim'i bir tavırdır. İbrahim biliyorsunuz küçük putları kırıp büyük putu suçladı. Amacı yani şiddet göstermek, yasaklamak falan filan değildi. Bazı cahiller ona İbrahim şey değildi, devlet değildi, güç değildi, polis değildi, ahlak polisi değildi. Sadece pedagojik amaçla onlara bir şey öğretmek istedi. Biz de öğretmek istiyoruz. Heze diye kullanın. Soranlara da Hazreti Arkadaşlar başlıklı bir resimli bir mesajım var 19.org sitesinde. Hazreti Arkadaşlar. Onun linkini verin lütfen veya da siz anlatınız, anlatabilirsiniz ama o linki Twitter'da rahatlıkla paylaşabilirsiniz. Uzunza diye anlatmaya gerek yok.
Hazreti Google'a mesela soru sorup durabilirsin. Çünkü Google karşınızda oluyor, huzurunuzda oluyor. Selam ve sevgilerimle. Umarım birçok hazret görürüz ortalıkta. Hazreti sapan, taş gibi sapanımıza koyup onlara fırlatıyoruz. İnsanları putlaştıran din sömürücülerine karşı. Çünkü din sömürmesi için insanlardan putları olması lazım. Putperestliğin temelinde sömürü yatıyor. Yani kim ki bir insanı abartıyorsa, İsa'yı abartıyorsa, Muhammed'i abartıyorsa, Muhammed'e haşa efendim diyorsa, kainatın efendisi falan filan, Allah'ın isminden daha fazla diyor. Bilin ki o adam sizi şeytana, Allah adına kandırmak istiyor. Şeytanın aslında partisindendir o. Selam ve sevgilerimle görüşmek üzere.